Günaydın arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Biz şu an Alanya'dayız ve kahvaltı hazırlanıyoruz. Çok kısa yaptın aşkım. Cihat'ın kardeşi yolda, Gökhan. Ve Cihat'ın abi, pardon, hata yaptım burada. Abisi yolda ve benim Eltin geliyor. Onlar İstanbul'dan geliyorlar. Herhalde kahvaltıya... Şey, ne demek? Yetişecekler değil mi? Cihat burada güzel bir şey yapıyor. Ben filmi çekiyorum. Yok, kaynanımı yalvarıyor. Ben çektim. İlk defa yine sabah da kahve içiyorum. Bak, onu köyde içmedim, yoktu diye. Bugün öyle. Kapı çaldı. Duydum bir şey. Yok. Allah Allah. Neyse, bugün buradayız. Bakalım. Sen nasıl hissediyorsun? Mutlu musun Alanya'da? Normal. Normal. Sen dün çıktın ya. Ne çıktım? Şaka. Sen Alanya'yı seviyorsun ya. Geliyorlar, geliyorlar. Çok heyecanlıyız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uzaktan geldiler. Oh. Bayramlıkları yiyelim çek. Böyle çekme. Perişanız, yoldan geldik. Ya işte yolculuk person. Seni de sonra çekeyim bir daha. Sıkıntı yok. Görecekler. Bende 500 TL var. Allah Allah, kaç para var? Yani kim yolculukla böyle güzel güzel geliyor? Evet. Uzaktan çektim. 13 saattir yoldayım. İşte. Hoş geldiniz. Bende daha çok para var. Bende daha çok para var. Serhat, sen üçüncüsün. Ben YouTube'cuyum. Sen uzadın mı? Boyunluğum olmuş senin. Özlediniz mi? Sen bu saç bandı çıkartsana ya. Karşıma çıktı. Hayır, öyle değil. O doğru değil maalesef. Çocukların eline geçmesin diye. Ben de dedim uygulandı şeyi çıkar diye. Ne yapıyor? Sanki uykudan yeni kalkmış gibi. Kim? Bu. Makyaj için. Sen ablanı arasana. İkinci karısı oğlum onun. Neyim şansı? Kendi karısı biliyor. Helali. İkinci evliyim. Mamluke oğlu. Ne konuşuyoruz? Ben güzel bir şey çekiyorum. Bunu herhalde paylaşmıyorum. Konu anladım şimdi. Benim hanımın yanına gittim dün. Sen şeyi çek. Çekiyor musun? Çekiyor. Çekmez. I can cut it. No problem. Söyle. Ha, yok. Hazırız. Nereye gidiyorsun? Hey. Hey! Yakaladım seni, ne yapıyorsun orada? Azra'yı alacağız, bunu alacağız. Ya ama ben sana kıyamıyorum ki. Yakaladım, yakaladım. Sen burada bak, aynen yanında rengi. Delike var orada Azra. Bak şimdi. Aynen. Böyle yaptık daha mantıklı. Çünkü senin neyin? Melike'nin ablası senin neyin? Bacana. He, onlar da Alanya'da. Melike'nin ablası benim bağlısım oluyor. He, onlar da Alanya'da, onlar da geliyorlar. Ondan şimdi sofraya bu tarzı. Dizdik. Asena hazır. Hazır mısın? Bak. Orada sen. Bakarız. Bak. Orada anne oldu. Orada Melike oldu. Orada Nihat oldu. Orada babam oldu. Tamam, bakarız. Olursa yaparız böyle. Asena. Hangi kız? Para gelecek. Hadi. Asena para duyunca geliyor. Hadi gel bayram başlayalım. Oh, ben de bir sürü. Bana. 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 Asena. Aleyna. Sen. Çok. Senin. Bak ne yazıyor orada oku. Gel. Bu senin. Al gel. Ooo, paket hazırlandılar bak. Öp öp. Önce. Ooo, iki tane öptü. Tamam. Ben ne öpeyim? Ooo diyor. Bu senin. Bu da senin. Baba. Melike. Vaa bakayım. Ne var onda? Şunu bak. Şunu bakayım. Aa ne güzel. Kumbaraya atabilirsin. Kumbara kayı da seni tanıyor. Bunu açacağız. Bu karta bakabiliyor muyum? Ben 700 TL aldım. El öpene çok olsun. Baba.
Sen bunu özel mi hazırladın? Evet. Bak para nereye geliyor şimdi? Sana. Ben saklıyorum. Banka. Saklıyorum şu an, yoksa kaybolacak. Şimdi o kart nerede? Bunu da göreyim. İyi bayramlar. Bir şey. Ha böyle. Nasıl yaptın? Ha içinde para soktun böyle. Evet. Çok tatlı ya bak. Çok güzel. Siz teşekkür ettiniz mi? Şey gelmedi, davulcu çıkmadı. Onu şeye koy. Senin çantan var ya. Gördün mü sen mendilleri kartları? Şey senin kendi çantayı koy. Para bana ver. Parayı bana ver. Şu kart değil, bu para. Kartı koy, tamam. Aç, ne var içinde? O ne? Asena. Snoopies. Ik heb één chocolade en één aardbei en één nog alles nog gekregen. Jee, lekker zeg. Oh, ik heb nog die en nog die. Mutlu oldun mu? Die moet ik eten. Yok, ilk kahvaltı yiyeceğiz ondan sonra. Ya da bir tane ye şu an. Delko. Çikolata. Lekker. Geldiler mi? Kim geldi? Hoş geldiniz. Aleyna çok bekledi. Büyük buluşma. Çok bekledi. Azra geldi. Azra geldi. Gel, hoş geldiniz. Bir dakika, sunum olacaktı ama şimdi. Bir dakika. Bir sunum yapacaktık biz. Ne yapacağız? Azra geldiniz. Sen gel. Sen bütün karşılığı atıyorsun. Açız, açız. Aleyna'nın kıyafeti bak. Hoş geldiniz. Selam selam. Güzel yalıyı ben sormak istedim. Merhabalar. Seni sorusunda. Sen Necdet'i özel çek. Paylaşmazsan sıkıntı olur. Hadi bak. Hep beraberiz. Bir de bir şey söyleyeyim. Biz tam bayram tarzıyız bak. Bak. Çok güzel değil mi? Biz biraz alışmamız lazım yani. Bayram kıyafetimiz yok. Hoş geldiniz. Öyle geldim. Basket var mı burada, basket? Bayram var bu sende. Bana şekilsin. Azra'nın elbisesi çok güzeldi. Sen buraya mı? Gel tamam. Durun bulamam çok var mı ya? Melike'nin yanına otursun. Hadi kahvaltı şimdi tamam, yiyeceğiz. Tamam Azra bak. Anne gel. Buraya. Ben geçeyim. Sen buraya gel. Öyle geçebilir misin? Asena, sen bana nereye oturacağım ben? Abi yenge oraya otur, sen de oraya geç. Kim? Ben nereye oturayım? Asena. Ben de kesin. Asena, bana nerede? Ben aldım. Gökhan. 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 Para benden. Ben saklıyorum. Kendim kumbaraya atacağım evde. Bize bayramlaşma 2 yaşında bir çocuk geldi biliyor musun? He? Küçücük. Tek başına. Yok, ailesiyle beraber gel. Şey, o da 5 yaşında. Mama what's safe yapıyorsun? Mama what's safe onu. Direkt içeri girdi. İyi bayramlar. Öğrendi. 1, 2, 3. Domates! Afiyet olsun herkese. Cihat. Bu şeyler köyden geldi. Sen neden uzaktasın? Evet. Evet. Biraz ne? Rakım evet, evet biz bugün gidebiliriz. Bugün gezmek istiyorum hala. Köyden, Konya'dan bir şekilde. Ben de tatlıydım. Ekmek yani. Bize ekmek diyorsun. Ne diyorsun? Şu an arabadayız. Ve çocuklar arkada. Ya o da çocuk ama şey büyük çocuk. Büyük çocuk. Şey. Yetişkin birey. Evet. 14 yaşında ya. 14. Büyük çocuk. Her neyse biz şu an Orhan Usta'ya gidiyoruz. Bizim en sevdiğim dondurma satıcı. Dondurmacı direkt. Ne dedim ben? En sevdiğim. En sevdiğiniz dondurma satıcısı. Ne demek dondurmacı o zaman vallahi. Anladılar. Şimdi yani normalde böyle araba sürmüyoruz biz biliyorsunuz ama. Şehir içi kısa mesafe. Bugün böyleyiz. Bak bir de fark ediyor musunuz? İlk defa bir ayda biraz şey sürdüm yine. Makyaj. Ama bu makyaj. su başlıcı değil. Çünkü bir şey öğrendim. Abdest geçirmiyor. Onu sürerken. Demek ki bu normal maskara. Bak Meriç verecek. Verecek. Aa o da güzel pastalar satıyorlar. Bir de ya eve geldik gibi hissediyor burası gerçekten. Ha bir şey geliyor şimdi. Onu da göstereyim. Yukarı
Şu bina başkent hastanesi. Bütün çocuklarımız burada doğdular. Bak. Bak. Aa bak şu, hatta şu odadaydınız ha. Şunun 6. katı. Evet. Buranın 6. katı. Güzel. Geldik. Burası en güzel dondurma satıcı. Orhan Usta. Bu tadı lotus. Lotus kurabiyesi. Muz ve çilek aldım. Hepsini sardım. Çok güzel. Alanya'da, Alanya'ya gelirken gelin buraya. Bir düşünsene. Yani bizim 5 çocuğumuz varsa. Kocaman, 14 yaşında. Böyle 3 kız. Bu da. Cihat. Cihat. Sen böyle ister misin 5 tane? Kızlar, araba gelebiliyor oradan. Azra, Aleyna, Asena. 3 tane A. Aa evet. Ahmet de var. O da A. Miraç, Miraç. Biz M. Melania, Miraç. Merve de M. Ve Cihat. Cihat tek oldu. Gökhan nerede? Geliyorlar. Serhat da geliyor mu? Bilmiyorum. Yok gelmiyorlar. Antalya daha sıcaktı ha. Son günlerde. Konya daha sıcaktı. Konya soğuktu biraz. Yani çok soğuk değil mi? Hayır oğlum. Bak orada teleferik. Hayır diyorum. Miraç binmek istiyor ama biz çok bindik zaten, gerek yok. Burası biraz özledim belki ya. Hep buraya geliyordum. Ramla taşı. Çok güzel burası. Asena. Asena, koş, koş. Hadi, ah, su mu içtin? Yok, bu değildi abla. Ona pis pis deyince geliyordu. Oh, mis, mis gibi burası. Neye baktı? Kadın resmen çıplak yatıyordum hangi? Arkadaşlar şu an saat 5:30, orada baktım. Biz yemekten sonra Antalya'ya doğru dönüyoruz. Yani bu kaç saat biraz sakin oldu evde. Yani herkes yatıyor. Melike, Eltim ve Gökhan yoldan geldiler diye. Gece de sürdüler ya İstanbul'da buraya. Onlar yatıyorlar. Cihat'a biraz yatıyor. Çocuklar sakin oturuyorlar. Serhat'a yazıyor. O da yatıyor. Bir de biz ayaktayız. Evet. Babam şu an Miraç'la gezdiriyor azıcık. En iyisi her babaanne. Yani dedesi. Yani yemek yapıyor annem. Ben yanında bakıyorum. Ders alıyorum. Ders alıyorum. Seyretmek de güzel. Ben artık şey yapayım. Güzel yemekleri yaparım ben. Bazen olmuyor ama. Arkadaşlar dudak gerçekten çok kötü. Bu uçuk değil, bu kuru. Kuru dudak. Çok problem. Neyse. Başka bir şey de söyleyeyim şimdi. Ben kayınannem diyorum. Fark etmez. Fark etmez değil mi? Kayınvalidem, kayınannem. Kaynanam demiyorum ki ya. Kaynanam. Kayınvalidem. Ama kayınannem kötü bir şey. O da çok güzel. Birisi yorum yazdı bir kere. Sen kayınannem falan lütfen demeyin çünkü biraz şey sert bir şey yani falan. Kayınvalidem demek daha yumuşak. Valide çok güzel bir cümle ya. Valide. Valide. Kayınvalidemle konuşuyordum. Şey, tamam deneyim o zaman. Kutlaması falan. Bundan sonra söylemeyi deneyeceğim. Benim kayınvalidemle konuşuyordum. Ben namaz kılmayı başladım biliyorsunuz zaten Ramazan'dan önce. Ve hiç bırakmadım. Maşallah kendime. Ama sabah namazında hep çok rahat kalkıyordum. Yani ne demek?
alarm çalıyor. Hemen kalkıyordum, Cihat'a uyandırıyordum. Şimdi iki gün, yani dün bayram birinci gün ve bugün sabah kalkamadım. Dün sabah köydeydik, Beyşehir'de. Alarm duyuyorum, bir şarkı var. Duyuyorum ben ama uyuyorum ha. Bir de bir rüya var, o rüya hatırlamıyorum ama duyuyorum. Ama kalkamıyorum ya. Sonra Cihat'ın sesi duydum. Melanie, alarm çalıyor, duymuyor musun ya? Hadi sabah namazı kılalım. Böyle gözlerimi açtım, kalktım. Şimdi bugün yine aynısı ne oldu? Ben bu alarmı duyuyorum. Sonra ben bu sefer telefonumu dokundum, kapattım herhalde. 10 dakika sonra yine çaldı. Ondan sonra dedim ki Allah Allah, ya hala mı çalıyor, ben anlamıyorum. Kalktım, baktım 4 dakika kaldı. Yani sabah namazına. Çok üzüldüm. Şimdi diyor ki kayınvalidem, bu şeytanın işi. Değil mi? Bu şeytanın işi. Çünkü Ramazan ayında seni dokunamaz. Çünkü senin ne dedin sen? Maneviyatın çok çok yüksek. Maneviyatın zirve yaptığı bir aydayız. He. Şey, Ramazan ayı. Hani o manevi şey, atmosfer çok yoğun. Oradaki sana yoğunluk geçtiği için zaten kendini de geceden şey yapıyorsun. Kodlayarak yatıyorsun buna. Psikolojik olarak kendini hazırlıyorsun. Ramazan çıktıktan sonra biraz insanda gevşeme oluyor. Ha, bu ay bitti. Gece işte uyanmasam da olur, kalkmasam da olur. Mesela kalkıyordun. Ama ben kalkmak istiyorum. Uyuyordum, su içiyordunuz. Yok şey için, sahur için. Sahurdan sonrası zaten sen çok rahat kalkabiliyorsun. Hiç sıkıntı yok diyordun ya. Şimdi şeytan diyor ki Ramazan ayında da biliyorsun şeytan onların elleri ayakları bağlanırmış ayda. Sana hiç zarar veremiyormuş. Allah öyle şey var. Allah'ın rahmeti var. Hı hı. O elleri ayakları bağlandığı için sana dokunamadı. Şimdi Ramazan çıktı, şeytan dedi ki ya bak görüyor musun? Yine uğraşacak. Ramazan'da ben tamam Allah bana izin vermedi ama ben şimdi artık bundan sonra bak sana neler yapacağım diyecek. Zaten yeni namaza başlayanlar şeytan uğraşır. Bu gerçek. Vallahi ben bunu çözmem lazım ya. Çözmem lazım bunu. Çöz bence de, hemen çöz. Çözmen gereken ne? Sadece kendine şöyle diyeceksin, ben Allah'ın izniyle sen bana ne yapsan da ben namazımı kılacağım. Ben yolundan beni kimse çeviremez. Ben artık bundan sonra bu yoldayım. Evet. Sesli olarak da konuşabilirsin bunu, hiç sıkıntı yok. Bunu uyumadan önce mi söyleyeceğim o zaman? Yani uyumadan önce mi? Uyumadan önce de söyle, namazlarında dua ederken ya Rabbi. Ben hep bunu namazda dua yapıyorum. Ya Rabbi beni nefsimle. Uzatma diyorum hep. Tabii. Ha şu duayı dedi, ya Rabbi beni nefsimle baş başa bırakma. Ha öyle şey gibi, kendimin dilinde bir şey söylüyor. Aynen, beni şeytanın şerrinden muhafaza eyle. Ben senin rahmetine, merhametine sığındım diye dua edeceksin. Orada zaten ister istemez, kendi o duanın verdiği güç var. Zaten şeytan her yerde, senin onun dinli yok. Yani şeytan her yerde. Evet. O kıyamete kadar, kopasıya kadar maalesef insanları hep bozacak. Nasıl böyle ya? İmanı kamil olanlar kurtulacak, onu söyleyeyim. İşte arkadaşlar, biraz güçlü olmamız lazım bu konuda. Şimdi akşam yemek yiyeceğiz. Ondan sonra biz yola çıkıyoruz. Bak erkekler burada. Ve kadınlar burada. Dedim ki, bak erkekler orada. Kadınlar mutfakta. Şey ya, bayram erkeklere bayram. Evet. Ama bizimki, bak şey söyleyeyim, götüm bilmiyorum ama Cihat. Bir de seninki de bilmiyorum eşin. Cihat genelde mutfağı seviyor. Ha, sizinki de tamam. Gökhan nasıl? Gökhan seviyor aslında da biz mutfakta çok çatışıyoruz. Et tarzı, et tarzı şeyleri çok seviyorum tamam. Diyor. İşte bak. Bazen bayılıyor böyle çok uzun kalınca ya. Evet. Yani yol diyor bu konu. Şimdi yani. Orada oturuyorlar. Bayram ya. Onlar erkek şey böyle etli şeyleri yapmayı seviyorlar. Ha, evet. Cihat usta, ya usta demek istemiyorum ama Cihat güzel olmasa, yemekler yapar. Biraz benden dağınık daha olmasa değil mi benim? Yok, Cihat çok güzel yapıyor. Dağıtıyor, yok. Anne bu demek? Çok buralara çok bakıyor. Ben o yüzden Cihat yemek yaparken ben de mutfaktayım yani. Ben de öyleyim, bugün öyleyim. Şey, yanında aynen. Temizliyorum ben. Aynen, ben de bugün yemeğiydim bugün Cihat'ın. Hemen temiz olsun diye. Hani kepçe var mı? Tabii ki. Ama olsun ya. We are team. Teamwork. Çift çalışmak var ya, teamwork. Takım çalışması işte. Evet. En güzel. Çocuklar mutfakta yiyorlar. Özel, size özel sofra var bak. Asena, senin tabağın çok güzel.
He? Sen ne yapıyorsun? Yürüyüş yapıyorsun da anladın kasarası. Sen ne yapıyorsun burada diye? İşte baş... Biz bugün erken çıkacaktık. Ama yani bir şey oldu. Şimdi tatlı yiyeceğiz. Kayınvaliden böyle güzel bir tatlı yaptı. Bunun ismi neydi anne? Kadayıf dolması. Ha, kadayıf dolması. Çok güzel. Erzurumluyuz ya. Ha, evet. Tabii. Bak 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 bak. Benim eltim. Servis güzel. Bu Asena, bu kim? Melike. Yemi. Yemi? Yok, yenge toh. Yenge. Ha, tamam. Vereceğim Asena, şimdi sana hemen. Hatta bunu alabilirsin. Melina alabilir bunu. Is it local? Yok, o şey. Dondurma. Sadece dondurma mı istiyor? Evet. Şimdi şu an Antalya'ya doğru gidiyoruz. Biraz geç oldu, saat 10.30. Ama sıkıntı yok. İnşallah yollar kalabalık değil. Günaydın. Bir saat dün 1:15, 1:30 gibi eve geldik. Ondan sonra hemen uyuduk. Ondan video kapatmadım. Ama inşallah video beğendiniz. Beğenmeyi unutmayınız lütfen. Ve bizi takip etmeyi unutmayınız. Ve yarın yine görüşürüz.